Adama bir dikkat et. Tamam. Abi müsaade edin, abi bir müsaade edin. Ablam kaç yaşındaki bu? 6 aylık bebek mi vardı senin? 6 aylık bebeğim var. 5 yaşında yeğenim var. Yardım edin gelin. Tamam. Yardımsınız. Duyun sesimizi. Duyun. Başıyla beraber. Allah'ım. Allah'ım. Al. Açıl. Al şunları hemen. Battaniyesini al. Evden hele battaniyesini al. Gelme. 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 Klinik TV ekranlarından yeniden merhabalar sevgili izleyenler. Bir son dakika gelişmesiyle başlıyoruz yayınımıza. Maalesef İsyas Otel enkazından bir acı haber daha ulaştı elimize. Başbakanlık tarafından yapılan teyitli bilgiye göre maalesef bir evladımızın daha cesedine ulaşıldı. Yapılan açıklamayı aktaralım sizlere Başbakanlık kanalıyla. Evet, Adıyaman'daki İsyas Otel'de sürdürülen arama kurtarma çalışmaları sırasında bir çocuğumuzun daha cansız bedenine ulaşıldığı açıklandı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sporcu kafilesinin bulunduğu Adıyaman'da yıkılan otel enkazından bu sabah Gazi Mahmut Atatürk Marif Koleji 8. sınıf öğrencisi Doruk Akın bulunmuştu. Doruk'un ardından bir çocuğumuzun daha cansız bedenine ulaşıldı. Henüz kimliğiyle ilgili bir açıklamaysa yapılmadı. Yalnızca öğretmenlerimizden değil evlatlarımızdan birinin olduğu bilgisi paylaşıldı. İlerleyen saatlerde yavrumuzun kimliğine yönelik bilgileri de ailesinin onayı dahilinde kamuoyunun bilgisine sunacağımızı da aktaralım. Evet, maalesef üzücü bir gelişmeyle başladık sevgili izleyenler. Üzücü gelişmeyle açtık programımızı. Bir evladımız daha cansız olarak çıkarıldı enkazdan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kafilesinin 4. can kaybı da bu şekilde yaşanmış oldu. Başbakanlık tarafından duyuruldu. Diğer gelişmelerle devam edecek olursak, Sayın Bakan Dursun Oğuz da İsyas Otel enkazının yanında yaptığı açıklamalarını, üzücü açıklamalar var. Bunu biraz buluşturmak istiyorum sizlerle. Sayın Dursun Oğuz'un ifadeleri aslında içimizdeki ümit ışığını da kıracak cinsten demeyelim ama artık zaman geçtikçe ümidimiz, umudumuz azalıyor demiştik. Maalesef acı haberlere hazır olunmalı noktasında açıklamalar, yaşanan durumlar var. Bunun bilgisini aktaralım öncelikle. Metanetinizi koruyun diyor muhabir arkadaşlarımızdan edindiğimiz bilgiler bu yönde. Evet, depremin ilk günden bu yana İSYAS binası birinci depremde mi, ikinci depremde mi yıkıldı soruları gündemdeydi. Sayın Oğuz bunu açıkladı. Kahramanmaraş merkezi 7.7 büyüklüğündeki ilk depremde binanın yıkıldığı, ancak 9 saat sonra gerçekleşen bir diğer 7.6 büyüklüğündeki ikinci depremle binanın darbe aldığını ve birinci depremdeki açılan hava boşluklarının maalesef ikinci depremde kapandığını söyledi. İSYAS Otel enkazı için konuşuyoruz bunu. Uzmanların yorumları bunlar aynı zamanda. Depremde bina yıkıldıktan sonra bazı yerlerde hava koridorları oluştu ve enkaz altında kalanlar burada hayatta kalabilirlerdi. İlk deprem haliyle kalsaydı bu enkaz. Uzman yorumları olduğunun tekrar altını çizelim. Binada yaşanan ikinci depremde bu hava boşlukları maalesef kapandı ve insanlar
havasız ve sıcak bölgelerde kaldı. Böyle düşünülüyor. Uzmanların konuyla ilgili, enkazla ilgili yorumları bu şekilde sevgili izleyenler. Enkazdan çıkarılan cansız bedenler artık maalesef tanınmayacak durumda. Sayın Bakan Dursun Oğuz'un açıklaması bu yönde. Birçoğu çürümeye başladı. Enkazdan çıkarılanlar artık teşhis için öncelikle ailelerine gösterilmiyor. Öncelikle bir DNA testine tabi tutulmaları gerekiyor. Dünden bu yana aynı zamanda sevgili izleyenler 8 cesedin enkazdan çıkarıldığı bilgisi paylaşıldı. Lakin kimlik tespiti yapılmadığı için duyurulmadı. Resmi bilgi verilemedi. Başbakanlık kanalıyla bu bilgileri aktaralım, sizlerle buluşturalım. Acı haberler gelmeye devam ediyor. Resmi olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kafilesinden 4 vatandaşımız hayatını kaybetti. 4 vatandaşımızın cansız bedeni enkazdan çıkarıldı. Bunların ikisi öğrencilerimizden, ikisi ise öğretmenlerimizdendi. Bir öğrencimizin ismi henüz açıklanmadı. Hayatını kaybettiği bilgisi paylaşıldı. 10 dakika önce elimize ulaşan bir bilgiydi. Resmi kanallar aracılığıyla duyuruyoruz sizlere. Başbakanlık tarafından yapılan açıklamayla maalesef bir evladımızın daha hayatını kaybettiği, enkazdan çıkarıldığı bilgisi paylaşıldı sevgili izleyenler. Evet, diğer gelişmelerle devam edecek olursak bir de basın toplantısı yapıldı. İki Dışişleri Bakanı kamera karşısındaydı. Sayın Tahsin Ertuğruloğlu'yla Sayın Mevlüt Çavuşoğlu, otel enkazından da mucizeli haberler alacağız söylemlerinde bulundular basına yaptıkları toplantıda. Mucize haberlerinden birini bu otelden de alacağız dedi Sayın Ertuğruloğlu. Türkiye'nin dört bir yanından gelen mucize haberlerini bizler de İSYAS Otel enkazından yaşayacağız diye konuştu. Çöküntüde 80 kişinin bulunduğu bilgisini edindim. Diğer müşterilerle birlikte toplamda 80 kişi var dedi Sayın Tahsin Ertuğruloğlu. Çalışmaların devam ettiğinden bahsetti ve deprem bölgesinde her gün ve her saat gelen mucize haberlerden birini bizler de yaşayacağız diye aktardı. Basına yaptığı açıklamalarda sevgili izleyenler, bu bilgiyi de buluşturalım sizlerle. Evet, Pamir konuklu İbrahim Yakula ve Doruk Aydın kaybettiğimiz 3 isim. En son açıklanan evladımızın kimliğiyle ilgili henüz bir bilgimiz yok. Henüz bir resmi açıklama da yok. Lütfen resmi açıklama gelmeden verilen isimlere itibar etmeyin. Sosyal medyada oldukça bilgi kirliliği yaşanıyor bu konuyla ilgili. Bakanlarımız, başbakanımız da konuyla ilgili sıklıkla açıklamalarda bulunuyor. Ailelerimizi de üzmemek adına, evlatlarımızın sevdiklerini, sevenlerini de üzmemek adına bilgiler teyit edilmeden hiçbir şekilde kamuoyuyla buluşturmuyoruz. Hiçbir şekilde bu isimler ailelerin de onayı olmadan bizlerle, kamuoyuyla buluşturulamıyor. O yüzden resmi ağızlardan açıklama gelmeden evladımızın kimliğine yönelik yapılan spekülatif haberlere itibar etmeyiniz lütfen. Evet, deprem felaketinde 4. günü yavaş yavaş geride bırakmaya başladık. Artık akşam saatlerindeyiz. Can kaybının 14.351'e yükseldiğini Sayın Erdoğan açıklamıştı. 63.794 kişi ise yaralıydı. 6.444 binanın yıkıldığı bilgisi Sayın Erdoğan tarafından resmi ağızdan verilen bilgiler arasındaydı. Son olarak uçak seferleriyle ilgili bilgileri de aktaralım sevgili izleyenler. Adana'ya bugün 2 uçak seferi düzenlenecek. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Komitesi deprem bölgesi Adana'ya bugün 2 uçak seferi düzenleneceğini dile getirdi. AFAD'ın girişimleriyle gerçekleşiyor bu uçuşlar aynı zamanda. Türkiye ile karşılıklı olarak Kıbrıs'tan Türkiye'ye bir, Türkiye'den de Kıbrıs'a bir olmak üzere bu şekilde iki uçuş olacak aynı zamanda. Ve AFAD'a özel iki uçak seferi düzenlenecek. Bu kapsamda bugün 18.55'te kalkacak Ercan'dan Adana'ya olan uçak. 18.55 uçağı Ercan'dan Adana'ya olacak. 21.45'te ise Adana'dan Ercan'a gelecek uçak. Buradaki vatandaşlarımıza da tekrar hatırlatalım, aktaralım. Adana'ya gidecek olan uçak Ercan'dan 18.55'te kalkacak.
Aynı uçak 21.45'te de Adana'dan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne bir sefer düzenleyecek. Bu seferden yararlanmak isteyen vatandaşlar Başbakanlık Afet ve Acil Durumlar Komitesi'nin numarasını araması gerekiyor. Numarayı da hemen hatırlatalım bizler sizlere. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti AFAD'ın numarası 0392-601-1104. Tekrar edelim. Ülkemizden Adana'ya, Adana'dan ülkemize dönmek isteyen kişiler için 0392-601-1104 numaralı telefondan erişebilecekler, ulaşabilecekler, bilgi alabilecekler seferlerle ilgili. Evet, hayatını kaybeden evladımızla ilgili herhangi bir açıklama yok sevgili izleyenler. Olduğunda sizlerle buluşturacağız. İsmiyle ilgili henüz bir bilgimiz yok. Henüz resmi ağızlardan bilgi gelmedi. Bunu sıklıkla hatırlatalım. Çünkü sosyal medyada maalesef görmeye başladığım isme yönelik farklı açıklamalar. Lütfen itibar etmeyiniz. Resmi ağızlardan yapılacak açıklamayı bekleyiniz. Otel enkazında aynı zamanda 18 rehberin hayatını kaybettiği bilgisi de paylaşıldı. İSEAS Otel'de yalnızca bizim evlatlarımız yoktu sevgili izleyenler. Rehber kafilesinin de burada olduğunu biliyoruz ki bunlardan Anıl arkadaşımızı, kardeşimizi sağ olarak çıkardık. Turist Rehberleri Birliği'nin uygulamalı eğitim kapsamında burada Adıyaman'da yıkılan İSEAS Otel'in enkazında 43 rehberin bulunduğu, şu ana kadar 12'sinin sağ kurtarıldığı, yine 18'inin maalesef yaşamını yitirdiği, 13'ünün durumununsa bilinmediği bilgisi paylaşıldı. Enkazdan kurtarılma anlarına ait videolarda elini kalbine götüren, ekipleri selamlayan Nazım Can Hartlap vardı. Maalesef kendisi enkazdan kurtuldu ama iç kanama nedeniyle hastanede hayatını kaybetti. Bunu da hatırlatalım sizlere. Evet, İSEAS Otel'de canımız, çanlarımız yandı. Umutlu bekleyiş devam ediyor olsa da maalesef saatler geçtikçe azalıyor umudumuz, ümidimiz. Evet, Altak Çifti ile ilgili de bir açıklama var. Bunu aktaralım. İçişleri Bakanı Sayın Ziya Öztürkler yapmıştı açıklamayı. Altak Çifti enkaz altında kalan oğullarının yanına gidememişlerdi. Ve onlarla ilgili Adıyaman'daki İSEAS Oteli'ne enkazındaki öğrenciler arasında bulunuyor Mehmet Akif Altak. Ailesi cezaevindeydi ve cezaevinden tahliye edildiler. İkamet izinsiz oldukları gerekçesiyle cezaevindeydiler. Bu bilgiyi de hatırlatalım. Önemli bir bilgi ve 8 aydır cezaevinde hükümsüz tutuklu olarak bulunuyorlardı. Mustafa Meryem Altak çifti davaları bugün mahkemede karara bağlandı. Avukat Ünsel İlhan Altak çiftinin mahkeme tarafından 3 ay hapse mahkum edildiğini, ancak bu sürenin cezaevinde geçirilen süreden sayıldığını belirtti ve çiftin serbest bırakıldığını aktardı. Çocukları enkaz altındaydı, anne baba hapisteydi. Böyle bir insanlık dramı da yaşandı ve ülkemizde ikamet izinsiz kaldıkları için bu anne baba cezaevindeydi. Bugün davaları görüldü ve anne baba enkaz altındaki evlatlarının yanında olmak için Adıyaman'a gidiyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne giriş çıkışlarına engel konulmayacak. İçişleri Bakanlığı bu konuyla ilgili bir girişim başlattı. Her türlü destek ve kolaylık sağlanacaktır diye ekledi aynı zamanda. Gün dayanışma günüdür, gün birbirimize sarılma günüdür demişti Sayın Öztürkler. Bunu da aktaralım sevgili izleyenler ve gözümüz kulağımız İSEAS Otel enkazında gelecek haberlerde olacak ve an be an bunları sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz sevgili izleyenler. Canlı yayınımıza burada bir virgül koyalım. Türkiye'deki arama kurtarma çalışmalarını yönetmenimiz bizlerle buluştursun. Evladımızın ismi belli olduğunda bunu aktarmak için yeniden sizlerle bağlanacağız. Evet, Nazım Çavuşoğlu'nun, Sayın Bakan'ın bir açıklaması var. Yönetmenim uyarıyor beni. Verebilecek miyiz Şirin? Evet, Sayın Bakanımıza bağlanalım. En doğru bilgileri birinci ağızdan alalım sevgili izleyenler. Evet, çalışmalarınız şu anda devam ediyor. Sabaha kadar evet, sürdürmeyi... Evet, devam ediyor. Sabah kesintisiz devam ediyor. Evet, sabaha kadar kesintisiz devam etmeyi planlıyorsunuz. Evet. Evet, hava koşulları da zor, ağır şartlar. Evet, çalışmalar nasıl? Sabah geceleri -5-6 civarında bir sıcaklık oluyor. Ve bu soğukta da herkes dışarıda, enkazın başında.
hem çalışıyor hem çalışanlara destek vererek bu süreci götürmeye çalışıyoruz. Evet, çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için Sayın Bakan. Evet, Milli Eğitim Bakanı, teşekkür ediyoruz Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu son duruma ilişkin İSİAS Otel'in enkazındaki çalışmalara ilişkin son notları paylaşmış oldu bizlerle. Çalışmaların devam edeceği bilgisini aktardı. Evet, çalışmaların sabaha kadar süreceğini aktardı bizlere. Toplam 29 kişiye ulaşıldığını, 28 kişinin de cansız bedenine ulaşıldığı bilgisini paylaşmış oldu Nazım Çavuşoğlu. Çalışmaların yoğun bir şekilde aralıksız olarak devam ettiğini belirtti açıklamasında. Dediğimiz gibi herkes burada herkes çalışmayı bırakmak niyetinde değil ve çocukları almadan kimse dönmek niyetinde değil demişti daha önceki açıklamalarında da Çavuşoğlu. Evet, bu çalışmalar sabaha kadar sürecek dedi. Yoğun bir şekilde çalışmaları sürdüreceğiz dedi Milli Eğitim Bakanı Çavuşoğlu açıklamasında. Evet, Başbakanlıktan da bir açıklama vardı yayınımız esnasında. Hemen bunu da aktaralım bir kez daha. Türkiye'de gerçekleşen deprem felaketi sonrasında Adıyaman'daki İSİAS Otel enkazında yürütülen arama kurtarma çalışmaları neticesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kafilesinde bulunan çocuklarımızdan birisinin daha cansız bedenine ulaşmış bulunuyoruz demişti Başbakanlık açıklamasında. Ve evladımıza Allah'tan rahmet, tüm halkımıza başsağlığı diliyoruz. Ekiplerimiz çalışmalarına devam edecek demişti Başbakanlık açıklamasında. Evet, Türkiye'deki deprem felaketinin 4. günü sayın seyirciler. Ve 10 ilde toplam can kaybı 14.351'e yükselirken yaralı sayısı da 63.794 oldu. Rakamlar depremin korkunçluğunu ortaya koyuyor. Tabii adama bir dikkat et. Tamam. Abi müsaade edin, abi müsaade edin. Ablam kaç yaşındaki bu? 6 aylık bebek mi vardı senin? 6 aylık bebeğim var. 5 yaşında yeğenim var. Yardım edin, gelin. Tamam. Neredesiniz? Duyun sesimizi. Duyun. Başıyla beraber. Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım. Al, açıl. Al şunları hemen. Battaniyesini al. Evden ele battaniyesini gönder. Gelme! 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 Gelme!